Edelim. Geçen hafta gözaltına alınan Adnan Oktar bugün adliyeye sevk edildi. 13 saat sorgulanan şantaj çetesi liderine tam 200 soru soruldu. İsrail ve çocuk taciziyle ilgili sorularda Oktar'ın ağzını bıçak açmadı. Adnan Oktar adliyeye sevk edildi. 13 saat sorgulandı. 200 üzerinde soruya yanıt verdi. 3 kişinin itirafçı olduğu soruşturmada tam 2000 sayfa fezleke hazırlandı. Askeri casusluk, küçük yaşta çocuğun cinsel istismarı dahil 31 suçlamayla karşı karşıya olan Adnan Oktar dünden beri ifade veriyor. Adnan Oktar'ın sorgusu dün akşam saatlerinde başladı ve 13 saat sürdü. Oktar'a 200'ün üzerinde soru soruldu. Ancak Adnan Oktar'ın suçlamaları reddettiği ve kısa net cevaplar verdiği öğrenildi. Şantaj ve casusluk çetesi lideri, özellikle İsrail ile ilişkili askeri casusluk ve cinsel istismar iddialarını reddetti. 10 gizli tanıksa Adnan Oktar aleyhine ifade verdi. Dosyada 200 şikayetçinin dilekçesi de var. Bunların 50'ye yakını da küçük yaşta çocuk. 8 aydır dinlenen Adnan Oktar için 2000 sayfa fezleke hazırlandı. Çete lideri bugün saat 11'de Mali Şube'den Çevik Kuvvet eşliğinde çıkarıldı. Sağlık kontrolüne götürüldü. Sağlık kontrolünden geçirilen Adnan Oktar işte bu gri aracın içinde ve şu anda adliyeye giriş yaptı. Kedicik ve aslanlar da adliyeye getirildi. Örgütün baş kediciği Didem Ürer, ünlü kedicik Damla Pamir, Alev Babuna. Aslanlardan Gökalp Varlan, Alp Ünlü, Timur Ayan ve Oktar Babuna adliyeye ilk sevk edilenlerden. Adnan Oktar operasyonunda gözaltına alınan ve kamuoyunda kedicik olarak bilinen gözaltındaki kadınların sağlık kontrolleri tamamlandı ve şu anda da adliyeye doğru giriş yapıyorlar. Şu ana kadar adliyeye 96 şüpheli sevk edildi. Soruşturmada tam 40 savcı görev yapıyor. Adnan Oktar operasyonunda gözaltı sayısı 190, daha önce 3 kişi itirafçı olunca serbest bırakıldı. Geri kalan 187 kişi ise gün içinde İstanbul'daki Çağlayan adresine gönderildi. Bu arada Şener Şen'in yeğeni Aslı Süme Efeoğlu'nun da gözaltına alınan kişiler arasında olduğu öğrenildi. Aslı Süme Efeoğlu 24 yıldır Adnan Oktar grubunda. Ünlü oyuncu Şener Şen de Aslı Süme Efeoğlu'nun dayısı, ünlü kedicik Notre Dame de Sion ve İstanbul Üniversitesi Çalışma Ekonomisi'nden mezun. Aslı Süme Efeoğlu çetede Bacılar ve Kız Kardeşler grubunun sorumlusuydu. Çeteye yönelik sorgulama sürüyor.